Ülkemiz için çok şey yaptı. Birçok sanayi tesisiyle Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağladı. Binlerce insanın evine ekmek, aş götürmesini sağladı. Başbakan Binali Yıldırım da Fatih Camii'nin avlusundaydı. Türkiye büyük bir sanayiciyi kaybetti dedi. Başbakan Demirören ailesiyle birlikte cenazede yan yana saf tuttu. Ölüm bir gerçek. Hepimiz bir gün bu günü yaşayacağız. Cumhurbaşkanımız zaten hemen aileyi aradı, görüştü. Bugün kendisi katılamıyor. Ben hem kendi adıma hem de Cumhurbaşkanımız adına bu cenazeye katılıyorum. Meclis Başkanı İsmail Kahraman da cenazedeydi. Erdoğan Demirören'in cenazesine siyaset dünyasından katılım yoğundu. Birçok bakan da cenazedeydi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çok önemli bir değerimizi kaybettik dedi. Bir değerimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Bugün mübarek bir günde defnediliyor. Bu ülkeye büyük hizmetleri var. Ve iş adamı olarak elbette Türkiye'ye büyük katkısı oldu ama aynı zamanda hayırsever bir iş adamıydı. Diğer taraftan o gün de söyledim, benim de abimdi. O bana kardeşim derdi. Demirören, Türkiye'nin, ülkemizin yetiştirdiği çok değerli bir insandı her şeyden önce. Tabii bununla birlikte bir sanayiciydi, iş adamıydı. İş dünyamıza, ülkemizin iş dünyasına önemli katkılarda bulunmuştur. Aynı zamanda bizim 30 yılı aşkınlık bir dostumuzdur. Bugün acımız büyük. Eski Başbakan Tansu Çiller ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da oradaydı. Sadece iktidar değil, muhalefetten de cenazeye katılım yoğundu. Allah cümlenizden razı olsun. Şimdi